Evet, bugün 32. günleri Canan ve Erdem'in artık bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını diliyoruz. Can'la ve Erdem'le dostluğumuz tabii ki yani medya çerçevesi için ama öncelikle onların insan özellikleri, haktan ve hukuktan yana olan tavırları medya içinde, medya etiğine olan bağlılıkları hakikaten Türk basınında çok ama çok önemli bir eksiklik. Umarım bir an önce özgürlüklerine kavuşurlar. Ben meslek hayatım aşağı yukarı 40 yılı aşkın bir sürede devam ediyor. Bunu 70'lerde yaşadım kuzenlerimle. 80'lerde kendim bizzat Diyarbakır cezaevinde konuk edildim bir haber yüzünden. 90'larda Türkiye'de ne yazık ki karanlık bir dönem olarak niteleniyor. 2000'lere geldiğimizde umutlanmıştık hak ve hukukun düzeni gelecek diye. Ama ne yazık ki 2015'ten 2016'ya geçtiğimiz bu günlerde bile halen hukuksuzluk ve haksızlık devam ediyor. Hayatta en korkunç olan korkunun imparatorluğu, insanların korkularından ötürü bir takım hoşa gitmeyen, kanunlara uymayan şeyleri gündeme getirmeleri. Umarım bu korku atmosferi, korku ortamı bir an önce sonlanır. Ülkemiz, bölgemiz çok tehlikeli bir dönemeçte. İşte. Daha az önce Güneydoğu'dan geldim, Diyarbakır'dan geldim. Bu ortam içinde insanımızı, bölgemizi, dünyayı anlatacak tek şey basın ve özgür bir basın. Basının özgür kalması için bir an önce gerekli olan her şeyi yapılsın diyorum. Aksi halde basını engellemeler, yarın öbür gün bu engelleyenler önünde en büyük sorun yaratacaktır. Basın özgür olmadığı süre içinde, olup bitenleri kamuoyuna, dünyaya doğru aktarmadığı süre içinde bu korku imparatorlukları gerek ülkemizde gerek bölgede devam edecektir.